Merhaba arkadaşlar, Ayşe Hoca Edebiyat Öğretiyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 adım TYT sorularını çözeceğiz ve konumuz sözcük türleridir. Sözcük türleri konusunu biz geçen dersimizde işlemiştik. Bu dersimizde bununla alakalı sorular çözeceğiz diyorum ve hemen birinci sorumuzla bugünkü dersimize başlayalım isterseniz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hem soyut hem somut isim vardır? Birinci sorumuz. İki yaşlı Servin'in arasına sokulmuş taze bir mezarın önünde küçük bir kız durdu. Sonu gelmez hasretle yanan dudaklarını mermerin serin yüzüne yapıştırdı. Mermer söylemiyor, mezar konuşmuyordu. Küçük kızın gözlerinden birkaç damla yaş yuvarlandı. Servi arkasındaki baba bu levha karşısında gözyaşlarını tutamadı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hem soyut hem somut isim vardır? İki nolu cümleye geldiğimizde sonu gelmez hasretle yanan dudaklarını mermerin serin yüzüne yapıştırdı. Cümlesinde hasret kelimesinin soyut olduğunu, yanan dudakların mermerin serin yüzüne yapıştırdı ifadesi de somut isimlerin yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğini oluşturuyor. Bursa'nın B'si doğru cevabımızdır. İkinci sorumuza geldik ve bu şiirde altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır? Şehitler Tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meşhur asker diye. Bu şiirde altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır deniyor sorumuzda. Bu kutlu tepe, yattığı toprak, meçhul asker sıfatı oluşturuyor. Bir ismin önüne geliyor ve ne yapıyor? Sıfat dediğimiz durum ya ismin niteliyor, belirtiyor ya da işaret ediyor değil mi? Şimdi bir nolu kelimemizde de biri ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Biri ifadesi burada bir zamir oluşturuyor. Bu zamirin türü de belgisiz zamirdir. Belgesiz zamirleri hatırlayacak olursak biri kelimesi de bunlardan bir tanesidir. İkinci sorumuz için doğru cevabımız Adana diyoruz. A seçeneği ikinci sorumuzun doğru cevabını oluşturuyor. Hemen üçüncü sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır deniyor. Bize bağlaç soruluyor. Hangisinde var? A çok eski zamanlarda bir padişah yaşarmış. B az gittik uz gittik dedi bu düz gittik. C. Hem aslan hem de fare bilmiyormuş ne yapacağını. D. Karga tilkiye kırılıyormuş içten içe. E. Ah ah nasıl pişmanım demiş Ağustos böceği. İncelediğimizde bakıyoruz. C seçeneğine geldik. Hem aslan hem de fare bilmiyormuş ne yapacağını. Şimdi bağlacı cümleden çıkardığımızda eğer hani bunun bir pratik bilgisi var. Cümlenin ne yapıyor? Anlamı değişmiyor. Cümleden çıkardığımızda bağlaçları. Mesela hem aslan hem de fare bilmiyormuş ne yapacağını. Cümlesinde hem kelimelerin bağlaç olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz için diyoruz. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzu bir okuyalım istiyorum birlikte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerde ki altı çizili ikin yerine gelebilecek bir edat kullanılmıştır diyoruz sorumuz. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim nokta nokta. A. Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun? B. Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. C. Koştuğumda yanımda olanlar değil, düştüğümde kaldıranlar dostumdur. D. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. E. Azla mutluluk, çokla didişmekten iyidir. Sanki böyle nasihat gibi değil mi? Seçeneklerimiz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili ikin yerine getirilebilecek bir edat? Baktığımızda ilk ne? Kardeşçesine. Ne olabilir? D seçeneğine geldiğimizde cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Yani sanki gibi değil mi? Kardeş gibi anlamına ihtiva ediyor. Ne demek? Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine
Bu hasret bizim. Yani kardeş gibi. Baktığımızda burada da ne diyor? D seçeneğimizde cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Dolayısıyla bu ifade bizim doğru cevabımızı karşılıyor. Denizli'nin D'si 4. sorumuzda doğru cevabımızı oluşturuyor. Hemen 5. sorumuza geldik, okuyalım. Bu parçadaki altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir? Bize burada bir zamir veriliyor ve bu zamirin türleri soruluyor. Karşısındakilerin hiçbirini sevmiyor. Onların da kendisini sevmediklerini biliyordu. Gene de her akşam beraberce otururlar. Orada bulunmayanları çekiştirirlerdi. Çekiştirilen kimse pasajın kapısında görünürse eğer, çekiştirme hemen onun da katılmasıyla bir başkasına yöneltilirdi. Oradakilerin hepsi iyi, hepsi değerli, hepsi dostu. Değersiz, kötü olanlar işlerine dalıp o akşam pasaja gelmeyenlerdi. Gerçekten pek uygunsuz davranmıyorlar. Hemen bu parçadaki altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisine sırasını verilmiş deniyor. A'ya baktığımızda belgesiz zamir, işaret zamiri, kişi zamiri. B seçeneğinde kişi zamiri, soru zamiri, belgesiz zamir. C seçeneğinde belgesiz zamir, kişi zamiri, işaret zamiri. D seçeneğinde işaret zamiri, soru zamiri, kişi zamiri. E seçeneğinde kişi zamiri, işaret zamiri, belgesiz zamir var. İncelediğimizde hiçbir kelimesinin belgesiz zamiri oluşturduğunu, onun da katılmasıyla diyor, baktığımızda onun kelimesinin burada kişi zamiri olduğunu, oradakilerin ise işaret zamiri oluşturduğunu görüyoruz. Hiçbirini belgesiz zamir, C seçeneğinde kişi zamiri, işaret zamiri yer alıyor. Ceyhan'ın C'si 5. sorumuzun 4 cevabıdır diyoruz. Hemen 6. sorumuza geldik. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kötü sözcüğü isim olarak kullanılmıştır? Soruluyor. Bazı sözcükler ismin önüne gelip onu nitelerse sıfat, fiili nitelerse zarf, tek başına kullanırsa isim olur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kötü sözcüğü isim olarak kullanılmıştır? A. Kötü günler geride kaldı. B. Kötü düşünürsen başına kötü şeyler gelir. C. Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok kötüleşirler. D. Kötü alışkanlıkları terk etmek en büyük ibadetlerdendir. E. Tenekenin içindeki yiyecekler kötü kokuyordu. Hemen inceleyelim. Kötü günler burada nitelim sıfatını oluşturuyor. Kötü düşünürsen, nasıl düşünürsen, kötü düşünürsen burada zarf oluşturuyor. Ve kendilerine tahmin edildikçe daha da kötüleşirler yer alıyor C seçeneğinde. Bakıyoruz, kötüler burada ataşmış sıfatı oluşturuyor. Yani isim oluşturuyor. D'ye geldiğimizde kötü alışkanlıklar aynı zamanda sıfatı oluşturuyor. E'ye geldiğimizde ise kötü kokuyor şeklinde ki ifade ise zarf oluşturuyor. Dolayısıyla bu 6. sorumuzdaki C seçeneği kötüler ifadesiyle doğru cevabımızı oluşturuyor ve adlaşmış sıfatı oluşturduğu için ismi oluşturuyor. Doğru cevabımız Ceyhan'ın C'sidir diyoruz 6. sorumuz için değerli öğrenciler. Diğer sayfaya geldik. 7. sorumuzla devam ediyoruz sorularımıza. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerden hangisinde bu sözcüklerden biri sıfat değildir? Bu şu o sözcükler ismin önüne gelerek onu işaret ettiği zaman sıfat olarak kullanılır. Bir ismin yerini işaret yoluyla tuttuklarında ise zamir olur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerden hangisinde bu sözcüklerden biri sıfat değildir? A. Sen bu doyulmaz evrendesin. B. Hani o masal dünyası yıllar. C. Dağılmış bir sofra bu bitti şölen. D. Ne kadar yalnızız şu akşam maddi. E. Ruhumuz boğazda o eski günlerde. Hangisi sıfat değildir? Baktığımızda bu doyulmaz evren. Hani o masal dünyası. Baktığımızda işaret sıfatını oluşturuyor. Dağılmış bir sofra bu. Bu ifadesi sofranın yerini tuttuğu için burada zamir oluşturmakta. Şu akşam kelimesi de sıfatı oluşturuyor. O eski yerde yine işaret sıfatını oluşturuyor. Doğru cevabımız
Bu yedinci sorumuz da C seçeneğidir diyoruz. Dağılmış bir sofra bu, bitti. Şölen burada bu kelimesi sofranın yanı tuttu, zamir anlamına geldiğinden ötürü sıfat değildir diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yedinci sorumuzda diyoruz. Sekizinci sorumuza geldik ve bu cümledeki durum zarfı aşağıdakilerden hangisidir? Düşünde bağrımdan biten bir ağaç hızla yükseliyordu gökyüzünde. Bu cümledeki durum zarfı hangisi? A bağrımdan, B biten, C bir, D hızla, E gökyüzünde seçenekler var. Şimdi biz zarfı nasıl bakacağız, bulacağız? Eylem nasıl yapıldı? Hızla yükseliyordu. Bakın, yükseliyordu. Nasıl yükseliyordu? Hızla yükseliyordu. Eylemin nasıl yapıldığını bildiriyor. O yüzden hızla kelimesi burada durum zarfıdır. Doğru cevabımız Deniz'in D'sidir. 8. sorumuz için. 9. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlenin hangisinin altı çizili sözcük isim değildir? Danışan dağı aşmış. Danışmayanın yolu şaşmış. B. Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. C. Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar. D. İyi gitmeyince kişinin işi. Muhallebi yerken kırılır dişi. E. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur. Şimdi biz isim değildirse bu fiildir. Dolayısıyla birinci kelimemize baktık. Aşmış, aşmak bir fiildir. Hemen doğru cevabı bulduk. Aslında Adana. Ama diğerlerine de bakıyoruz. Yağmur. Yağmur kelimesinin burada isim oluşturduğunu. Meyvesi kelimesinin yine isim olduğunu. Muhallebi kelimesinin de aynı şekilde isim olduğunu. Koyunun kelimesinin de isim olduğunu görüyoruz. Adana 9. sorumuzun doğru cevabını oluşturuyor. 10. sorumuza geldik ve bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Misafirperverliğinde dostluğun ve muhabbetin sembolü olan çay, üşüdüğümüzde, yorulduğumuzda sıcacık bir dost sohbeti aradığımızda hep yanı başımızdadır. Kullanımı son derece yaygın. 7'den 70 herkesin günün her saatinde içtiği bu şifalı bitki, gündelik hayatımızın vazgeçilmez zevkleri arasında burada bizim milli içeceğimizden bahsediliyor. Çay. Ve bu parçada hangisi yok? A. Birleşik isim, B. Özel isim, C. Çoğul isim, D. Türemiş isim, E. Ek fiil almış isim. Misafirperverliğin burada birleşik isim oluşturduğunu görüyoruz. Tekrar baktığımızda 10. sorumuzda birleşik isim, zevkleri, çoğul isim, dostluk, türemiş, yorulduğumuz kelimesinde aynı şekilde sıcacık kelimesinin aynı şekilde türemiş isim olduğunu görüyoruz. Ve tekrar şöyle baktığımızda başımızdadır kelimesinin de burada ek fiil. Ek fiilin ise üçüncü şahıs bildirme eki görevinde kullanıldığını görüyoruz. Ek fiilimiz neydi? İmek kelimesiydi. Başımızdadır derken kullanımı bu şekilde olduğunu söylemek mümkündür. Ve bu parçada hangisi yoktur? Birleşik isim, özel isim. Özel isim baktığımızda burada dostluğun, muhabbetin 7'den 70'e evet kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla baktığımızda 10. sorumuzda doğru cevabımızın B olduğunu görüyoruz. Yani özel isim yok. Bursa'nın B'si bizim 10. sorumuzda doğru cevabımızı oluşturuyor değerli öğrenciler. Ve 11. sorumuza geldik. 11. sorumuzda da bu şekilde. 11. sorumuzda aşağıdaki dizinin hangisinde hem topluluk ismi hem soyut ismi hem de özel isim vardır deniyor. A yarın akşam gelin dedim ya, yırtık pırtık gelin, zarar yok. 3 işimin biri barış, biri dünya, biri de sizsiniz dedim ya. B tepe başından Pera'ya giderken küçük bir alandan geçeceksiniz. Geçmeyin. Sağda bir ufak dükkan vardır, benimdir. C seçeneğinde trenin kalkmasına daha 10 dakika var. Vagonlardan uzatmış başlarını yolcular. Bakıyorlar arkada kalacak olanlara, tez geliriz diyorlar gözleri dolanlara. D seçeneğine geldiğimizde Türkmen kiliminden çıkmış güneşe bir orman uğultusu, bir yitik ağlama ve bitmez tükenmez bir sevgidir ruhi su. E'ye geldiğimizde yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüzünle yürüdüm kumsalları, yağmur seni bekleyen bir taş da ben olsaydım.
Şimdi bize ne diyordu sorumuz? Hem topluluk ismi hem soyut hem özel isim var. Bu üçünü karşılayan seçeneğimiz D seçeneği. Orman burada topluluk ismini oluşturmakta. Bakıyoruz, topluluk ismini hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla hani tekmiş gibi görülür, çoğul eki almamıştır. Orman topluluk adı yapmış. Soyut sevgi, soyut bir isim ve Rogi suda özel ismi oluşturmakta. Tüm unsurları karşılayan seçenek denizinin D seçeneği bizim 11. sorumuz için. 12. sorumuza geldik ve buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisine adlaşmış sıfat vardır? Adlaşmış sıfat, niteleme veya sayı sıfatıyla kurulan sıfat tamlamalarında tamlanan ismin düşmesi ve varsa düşen isimdeki iki sıfatı geçmesi şeklinde oluşur. Dedikten sonra cümlelerin hangisine adlaşmış sıfat vardır? A. Yeğenim yarın Bursa'ya uçacak. B. İkinci üstünde daha iyi durdu. C. Patatesin haşlamış halini çok seviyordu. D. Üç ağaç, meşe bir ağaç çınardı. E. Neden yenilebilecek bir şey yetiştirmiyorsun? Seçeneklerimiz var. Bize burada adlaşmış sıfat soruluyor. Dolayısıyla B seçeneğine baktığımızda ikinci üstünde daha iyi durdu seçeneği doğru cevabımızı oluşturuyor. Açılımına baktığımızda ikinci kıyafetin kişinin üzerinde daha iyi durduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla adlaşmış sıfat yapılmıştır diyoruz. Evet değerli öğrenciler, bugünkü videomuzdaki son sorumuz bunlardan ibaret. Sizlerle birlikte bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.